Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Eurotruck Simulator 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bugün Eurotruck Simulator 2 konseptine yepyeni bir olay getireceğim. Bugünkü bu getireceğim olayda arkadaşlar artık Eurotruck Simulator 2 oynarken sizlerle gündeme dair konulardan bahsedeceğiz. Güzel konular konuşacağız. Yavaştan yolumuza çıkalım. Fazla sizi meşgul etmek istemiyorum ama onun öncesinde bugünkü gideceğimiz rotayı size göstereyim ben. Bugünkü gideceğimiz rota Frankfurt'tan çıkış yapacağım. Daha sonrasında buradan arkadaşlar bu tarz yollardan geçip Berlin'e doğru gideceğiz. 600 kilometrelik bir yolculuk yapacağız. Umarım keyifli olur. Yavaştan yolumuza çıkalım ve muhabbetimize de başlayalım. Bu arada tırımız bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Benim çok hoşuma gitti. Bir süre bunu kullanacağım. Evet abi, yavaştan yolumuza çıkalım. Hadi bakalım. Oha, tırın kenarları havaya kalktı lan. Neyse. Yavaştan konumuza başlayalım. Zaten videoya gelenler yüksek ihtimal konuyu merak ettiği için gelmiştir. Şimdi bugünkü konumuz Area 51 abicim. Yani 51. bölge. Biliyorsunuzdur yüksek ihtimalle Amerika'da Area 51 diye bir bölge var abi. Bu bölgede çoğu kişi uzaylıların incelendiğini söylüyor. Çoğu kişi işte ne bileyim silahlar falan filan yapılıyor diyor. Nükleer silahlar yapılıyor diyor. Hani çoğu kişi bu konu hakkında bir şeyler söylüyor yani. Ortaya bir şeyler atıyor. Konunun tam olarak ne olduğu belli değil ama yüksek ihtimalle silahlar ve uzaylılarla alakalı bir yer diye biliyoruz hepimiz. Peki konumuz nedir abi? Konumuz şu. Son zamanlarda Amerika'daki birçok insan buraya baskın yapmayı planlıyor abi. Yaklaşık 1 milyon kişi, hatta 1 milyon 200 bin kişi buraya baskın yapmayı planlıyor. Son zamanlarda Amerika'nın gündemini meşgul eden bir konu abi bu. Ve gerçekten aslında ciddiye binen bir konu. Çünkü Amerika hükümetinden bayağı bir bu konu hakkında açıklamalar falan da yapıldı. Kesinlikle böyle bir şey falan denemeyin diye. Denerseniz sonuçları ağır olacaktır falan filan diye böyle açıklamalarda da bulundular yani. O derece ciddi bir durum. Peki diyeceksiniz ki bu olay nasıl başladı? Bu olayın başlama sebebini ben okuduğum bir haberden öğrendim. Olay şöyle başlamış. Facebook sayfasında, daha doğrusu bir Facebook profilinde bir kişi bir yazı yayınlamış abi. Bu yazıda şey demiş. Area 51'i, yani 51. bölgeyi basalım mı demiş. Böyle birazcık da aslında espri tarzında demiş bunu. Hatta tarif falan da vermiş. 20 Eylül'de basalım mı diye. Bu kişi ünlü bir isim mi bilmiyorum. Bir YouTuber mı, bir işte ne bileyim tanıdık bir sosyal medya fenomeni mi? Onu tam olarak bir şeyinde değilim. Bilgisine sahip değilim. Bilen arkadaşlar yazabilirler. Ama dediğim gibi o kişi böyle bir yazı yayınlamış. Daha sonrasında Amerika'daki birçok kişi bu olayı ciddiye alıp bir sürü kişi yazmış abi bu adamın yazdığı gönderinin altına. Bir sürü kişi aynen olur işte mantıklı, neden denemiyoruz işte katılabilirim falan tarzında bir sürü yorum gelmiş. Daha sonrasında da şöyle bir şey olmuş işte az önce size söylediğim Amerika hükümetinden falan açıklamalar gelmiş abi konu hakkında. Daha doğrusu bu açıklamalar gelmeden önce tabii ki de bir ciddi bir araştırma yapılıyor yani. Bu insanlar bu yazıyı troll amaçlı mı yayınladılar, ne yaptılar, ne ettiler diye bir araştırma yapılıyor. Araştırmanın sonucunda abi Area 51'e en yakın bölge diyoruz ama yakınında bile aslında çok fazla bir yapılanma yok, bir tesis yok. Ama oraya en yakın olan otelde 20 Eylül'e dair tüm rezervasyonların yapıldığı söyleniyor abi. Yani 20 Eylül'de bir sürü rezervasyon yapılmış o bölgede. Bu da demek oluyor ki bu plan gerçekten bazı kişiler ciddiye almış. Bunu hakikaten yapabilirler diye düşünmüş Amerika hükümeti. Daha sonrasında da abi şey bir açıklama yapıyorlar televizyon ekranlarında. Adam diyor ki işte kesinlikle böyle bir şey denemeyin. Çünkü Amerika'nın bu şey girişinde, Area 51 girişinde size ateş etme yetkisi var. Hani bize zoru kullandırtmayın tarzında bir açıklama yayınlıyorlar abi. Bu yüzden de Amerika'nın kesinlikle yani daha doğrusu Amerika vatandaşlarının kesinlikle bu olaya karşı dikkatli olması bekleniyor. Çünkü hani 20 Eylül'de ben bu olayın pek de zaten gerçekleşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama gerçekleşebilir. Gerçekleşirse de gerçekten ses getireceğini düşünüyorum. Çünkü Amerika'da bayağı bir katliam olabilir. Yani bayağı bir katliamdan kastım. En önde hani bu sırayla girecekler zaten. Bir hani mantıken düşündüğünüz zaman. Sırayla girecekler abi. Sırayla girdikleri zaman en öndeki kişilere yüksek ihtimalle ateş edecek Amerika hükümeti. Çünkü ateş etme etkileri var. Çünkü bir de şöyle düşünün abi. Amerika'da şöyle bir olay var. Onlar havaya falan da sıkmıyor. Direkt abi halka ateş ediyor. Bizim Türk polisi öyle değil mesela. Önce havaya ateş ediyor. Ateş ediyor uyarı ateşi olarak.
Bizim Türkler böyle yaparken de Amerika'nın ne kadar acımasız olduğunu bu konuda biliyoruz zaten. Haberlerden falan az çok görmüşsünüzdür. O konuda pek de acımaları yok. O yüzden abi yani şimdi mesela 1 milyon 200 bin kişi hadi gidelim der. Oradan kalır sana 100 kişi sadece. Yani 100 kişinin totosu yer o işi yapmaya, öyle söyleyeyim size. Peki şimdi Amerika'nın bu konu hakkındaki yetkileri nedir? Neler yapabilir Amerika bu olaya karşı? Onu söyleyeyim size. Az çok Araya 51 hakkında biraz bilgim olduğu için, daha doğrusu araştırma yaptığım için bu konu hakkında size bilgi verebilirim. Verebileceğim bilgiler de abi şunlar. Amerika Araya 51 bölgesine girmeye çalışan kişilere ateş etme yetkisi var. Birincisi bu. İkincisi de şu abi. Onlar zaten girmeye çalıştıkları zaman 7/24 drone kameralarıyla 7/24 izleniyor abi o bölge. Sağdan soldan sürekli izliyorlar. İşte sadece izlemeyle de kalmıyor. Çoğu yerinde, çoğu bölgesinde, sağında, solunda, her yerinde askerler de bekliyor yani. Askerler de nöbet tutuyor. Böyle bir savunmaya sahip. O yüzden hani buraya böyle bir girişime, hani böyle bir girişim yapmak, böyle bir hani hareketlenme yapmak çok tehlikeli olacaktır. O yüzden ben bunun pek de gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Bir diğer konumuza gelecek olursak, yani Araya 51'deki bu mevzu budur. Amerika halkı oraya girmek istiyor. Ama şunu da söylemeyi unuttum size. Bu en başta bu olayı başlatan kişi daha sonrasında Facebook hesabından şöyle bir yazı yayınlıyor abi. Dediği yazıda olay şu. Daha doğrusu bu olay ciddileştikten sonra bu yazıyı yayınlıyor. Dediği olay da şu abi. Amerika hükümeti selamlar. İşte ben bu yazdığım yazıyı şaka amaçlı yazmıştım. İşte eğer diğer insanlar, benim dışındaki insanlar böyle bir işe kalkışırsa lütfen sorumlusu ben değilim tarzında bir yazı yayınlamış. Hani böyle bir olayı mevcut. Hani o yazıyı yayınlayan kişi de birazcık aslında korkmuş durumda. Hani Amerika onu suçlu bulur mu, suçlu yapar mı, ne bileyim hani şey duruma getirir mi bilmiyorum. O konuya pek de hani değinmeyeceğim ama adamın böyle bir yazı yayınladığını söyleyebilirim. Onun dışında bir diğer konumuza gelecek olursak, peki Amerika neden Araya 51 bölgesi var? Neden Araya 51 Araya 51 ne için orada? İşte ne işe yarar falan filan. Bu sorularınızı yanıtlamak için şimdi cevap vereceğim. Araya 51'deki olay şu arkadaşlar. Araya 51'de çok yüksek ihtimalle uzaylılar inceleniyor ve nükleer silahlar yapılıyor diye düşünüyorum. Bunu sadece uzaylı şeyine düşünmeyin. Nükleer silahlar da yapılabilir. Peki nükleer silahlar yapılıyorsa neden halktan gizli tutuluyor diyeceksiniz. Gizli tutulması gayet normal çünkü bu bilirsiniz ki Çernobil felaketi olmuştu abi. Çernobil'de bir santral patlaması, nükleer santral patlaması sonucunda bir sürü insan ölmüştü abi. O dönem bayağı bir bu olay yankı getirmişti. Hatta bizim bu Karadeniz'e doğru da bu olay sıçramıştı biraz. Bizim o zamanlarda üretilen işte içeceklerimiz, yiyeceklerimiz vesaire, tarım arazisi falan, bu gerekli olan şeylerden, yani daha doğrusu gerekli olan o nükleer patlamanın sonucunda bayağı bir etkilendi. Daha sonrasında da o dönemlerde, o zamanda yaşayanlar, kişiler de doğdukları zaman ya işte bir elleri olmuyordu, kolları olmuyordu, ne bileyim bacağı olmuyordu. O tarzda bir sıkıntı yaşıyorlardı. Hala da mesela Çernobil'de çocuk dünyaya getiren kişiler o zamanlarda kolu olmayan çocuklar vesaire doğuyordu. Yani her türlü açıdan çok büyük bir yankı getirmişti bu yaşanan olay. O yüzden Amerika'da bu olayı riske atmayıp abi şehirden daha uzak bir yere Araya 51 bölgesini kuruyor. Bir patlama, bir şey olursa da daha az kayıpla bu şeyi atlatabilelim diye düşünüyorlar diye düşünüyorum ben. En azından benim düşüncem bu. Sizin düşünceniz nedir bilemem ama yüksek ihtimalle bu videoyu izleyen çoğu kişinin yaşı benden büyüktür. Hepsine selam olsun. Benim düşüncem budur yani bu konu hakkında. Onun dışında zaten dediğim gibi bu yapılacak eylemin ben pek de hani böyle bir gerçekleşeceğini, bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi ona birazcık sıkar yani. O kolay işler değil onları yapmak. Dediğim gibi. Ki zaten 20 Eylül'de falan bayağı bir sıkı korumaya alırlar eğer olay gerçekleşirse diye. Daha da fazla asker toplanır yani o bölgeye diyebiliriz. Yani diyeceklerim bu kadar o konu hakkında. Araya 51 hakkında da konuştuk kısaca. Yani dediğim gibi abi bu olayların o kadar gerçekleşmesi kolay değil. Amerika gibi bir yerde bu olayların hani böyle olması imkansız diyebileceğimiz derecede. Onun dışında
Hani diyeceksiniz ki şimdi peki hani insanlar neden hala da ciddiye alıyor falan filan diyeceksiniz. Ciddiye almaları normal çünkü fantezi arayan insanlar çok orada. Mesela yani şöyle düşünün. Adamların bir para derdi bir şey yok aslında Amerika'nın. Çünkü genellikle çoğu insan rahat bir şekilde yaşayabiliyor Amerika'da. Ama mesela Türkiye'de insanlar ne bileyim para derdi çektiği için, para sıkıntısı çektiği için insanlar bu tarz şeylere böyle yönelmiyor. Beyinleri o tarafa gitmiyor. Sadece işte işime gideyim, evime geleyim, yatayım, uyuyayım, yemeğimi yiyeyim, işte zaman geçireyim falan filan. Ama Amerika'da bu yaşam tarzı rahat olduğu için insanlar bu yerlere yöneliyorlar. Hani bunları düşünüyorlar sadece. Öyle söyleyebilirim size. Dediğim gibi böyle bir olay gerçekleşecek gibi gözüküyor ama ben dediğim gibi pek de bunu olumlu bulmuyorum. Yaşanabilir. Yaşanırsa da bedelini ağır öderler öyle söyleyeyim size. Gayet açık ve net yani. Neticesinde Amerika hükümeti bu olayın gizli olmamasını isteseydi şehrin içine kurardı bu tesisi. Demek ki gizli olmasını istiyorlar. O yüzden abicim şehir dışına koymuşlar. Gayet açık ve net bir durum yani. Dediğim gibi olaylar böyle. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim tabii Türk halkı olarak bu durumu izliyoruz. Bakalım neler olacak, neler bitecek diye. Göreceğiz abi. Başka diyebileceğim bir şey yok. Bu arada umarım arkadaşlar bu konsepti seversiniz. Böyle gündemdeki haberler konusunda falan filan konuşacağız yani böyle. Çünkü ETS2 videoları böyle sadece tır sürüp ne bileyim hani normal konuşmayla pek de zaman geçirilmiyor. Ben mesela şu an konuşurken keyif alıyorum. Umarım sizden dinlerken, izlerken falan keyif alıyorsunuzdur. Normal şartlarda ben bu konsepti masa başı konsepti olarak getirecektim. Yani masada otururken karşıma kamerayı koyacaktım abi. Orada konuşurken siz de hani izleyecektiniz, dinleyecektiniz falan yani. Öyle bir konsept düşünüyordum ama arkada sıkılmamanız amacıyla şöyle bir Euro Truck Simulator 2 oynayalım dedim. Bu tabii ki de sadece Euro Truck Simulator 2 oynarken yapabileceğim bir şey değil. Farklı oyunlar oynarken de yine böyle muhabbetler edebiliriz. O yüzden beklemede kalın. Böyle muhabbetlerin devamı için de kanalımıza abone olabilirsiniz abi. Hani o kadar da abone isteyen abi hadi like atın falan filan diyecek bir tarzda birisi değilim. Ama abi hani abone olursanız da sevinirim. Şimdiden de çok teşekkür ederim. Şimdi benim bu konu hakkındaki bilgilerim az olabilir. Bilen kişiler varsa mesaj olarak da yazabilirler abi. Bu konu hakkında bilgilenmek isterim açıkçası. Çünkü güzel bir konu yani uzaylılar falan bu bilimi incelemek keyifli bir konu. Bu arada abi arkayı çok feci gömdük de neyse. Dediğim gibi böyle şeylerden bahsetmek keyifli. Ya bilemiyorum abi yani sizin de kararınız tabi. Gayet keyifli diye düşünüyorum ben. Uzaylı konularını falan incelemek bilimsel açıdan güzel bir konu. Birazcık da sürelim bakalım. Biraz kafanız dinlensin abi. Çok aralıksız konuştum. Birazcık sürelim bakalım şöyle. Biraz size şöyle doğa güzelliğini göstereyim oyundaki. Evet, gayet iyiyiz. Kaç kilometremiz kaldı abi? 200 kilometre yolumuz var daha. Berlin'e doğru gidiyoruz biliyorsunuz zaten. Hafiften de ETS'ye girelim az. Almanya haritası zaten yenilendi diye duydum ben. O yüzden Almanya'da sürüyorum şu an. Yoksa Duisburg-Calais yapardık yine yani. Öyle bir yolculuk yapıyoruz bakalım. Bu arada hani bu konu hakkında nasıl bu kadar bilgin var falan filan nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun diyecek arkadaşlar için de şöyle bir cevap vermek istiyorum. Bilirsiniz ki çok eski zamanlardan beri bir yayıncı var abi. Oğuz abimiz, Oğuz Sasi. Kendisini çok severim abi. Sonuna kadar da arkasındayım. Sonuna kadar da çok seviyorum yani. Takipçisiyim kendisinin. Onun sayesinde bu kadar bilgiye sahibim. En azından her gün genellikle bu konuya da kendisinin çok fazla ilgisi olduğu için takip ediyorum abi. Yeri geliyor onun Discord grubunda olsun, YouTube yayınlarında olsun falan filan oyunlar oynuyoruz. Keyifli zamanlar geçiriyoruz. O yeri geliyor haberlerden bahsediyor falan. Gayet keyifli bir şekilde muhabbet geçiriyoruz yani. Onun sayesinde bu kadar bilgiye eriştim. Daha sonrasında arada kendim de hani böyle bir araştırıyorum, bakıyorum falan filan. Bu videoya girmeden öncesinde de bir haber okudum işte bu Araya 51 muhabbetiyle alakalı. Onun sayesinde bu kadar aslında bilgim var. Hani nereden bu bilgi geliyor falan filan diye soracak arkadaşlarımız için de böyle bir cevap vermiş olayım. Dediğim gibi bilgiler bu şekilde. Yani abi bu Area 51
tamam insanların hani ilgisini çekiyor ama bence fazla da ilgisini çekmemeli. Çünkü hani Amerika'nın bu konu hakkında ne kadar şey olduğunu biliyoruz. Katı olduğunu biliyoruz. Yani şimdi bu adamlar ateş etme etkisine sahip biliyorsunuz zaten. Ateş etme etkisine sahip. Orayı 7/24 izliyorlar drone kameralarıyla. Hatta etrafa sadece drone kameraları değil, sağa sola da kamera koymuşlar yani. Her türlü izliyorlar. Ve zaten 1 milyon kişi geldiğinde her türlü görecekleri için bir sıkıntı olmayacaktır yani. Ya bilemiyorum ama bizim Türkiye'de böyle bir şey olsaydı herhalde bu kadar insanlar meraklı olmazdı. Çünkü bizim Türk halkı, daha doğrusu Türk devleti şey abi, bu konularda şeffaf. Genellikle hani açıklama yapıyorlar konular hakkında. Amerika'da bu konu hakkında fazla açıklama yapmadıkları için bence insanlar bu kadar heyecanlı, bu kadar bu konu hakkında kafalarını yoruyorlar. Benim düşüncem o yani. Bilemiyorum ama ne olur ne biter. Hepsini göreceğiz yani. Ama şunu biliyoruz ki zaten Amerika bu bilimsel açıdan, bu bilim açısından daha doğrusu gelişmiş bir ülke. Bunu kesinlikle biliyoruz. Yani göreceğiz abi, göreceğiz diyorum. Başka da hiçbir şey diyemiyorum. 20 Eylül, yani neden 20 Eylül onu da bilmiyorum. 20 Eylül'ün özel bir anlamı mı vardır? Onu da hiçbir fikrim yok. Bilen arkadaşlar varsa, eğer ki böyle bir günün anlamı varsa yazabilirler. Hani mesela insan düşünmüyor değil. Neden 20 Eylül'de hani 1 Eylül falan değil? İnsan düşünüyor yani. O yüzden pek bir fikrim yok konu hakkında. Bilen arkadaşlar yazabilirler yani. Ay, kaç kilometremiz kaldı abi? 92 kilometre. Çok güzel. Az kaldı. Birazdan videomuzu falan da bitireceğiz. Bu yolu bitirdikten sonrasında. Güzel bir yolculuk gerçekleştirdik. Güzel bir sohbet, muhabbet ettik. Ben hani dediğim gibi böyle eğer ilgi çekerse böyle muhabbetlere falan devam edeceğim. Hani siz de hani böyle konuşmamı istediğiniz falan konuları da yazabilirsiniz. Benim için sıkıntı değil. Bilmesem bile araştırırım yani. Bir şekilde hani konuşuruz. Öyle söyleyeyim. Onun dışında aslında bu videoyu çekmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de şu. Ben Instagram'da bu haberi gördüm en başta. Instagram'da bir yorum yazmıştım. Yorumumda da aynı şu şekilde söylemiştim. Hani bu işleri gerçekleştirmesi falan o kadar kolay değil diye konuşmuştum yani. Hala da lafımın da arkasındayım. Bazı insanlar yazmışlardı işte şey neydi onun ismi abi? O zaman neden hani gizli tutuyor falan filan. Abi adamlar bilim çalışması yapıyorlar. Tabii ki de işlerini gizli tutacaklar. Gayet normal bir şey yani. Bunu tüm dünyaya sızdırırlarsa belki de üzerlerinde planladıkları hedefleri gerçekleştiremezler yani. Belki de adamlar uzaylıların bir yapısından, bir şeyinden yararlanacaklar abi. Daha sonrasında şey yapacaklar yani. Kendilerine kar sağlayacaklar. Zaten Amerika'nın bu konuda ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. NASA falan filan. Yani uzay bilimini inceleyen bilimler bunlar. Daha doğrusu ne denir abi ona? Bilimi inceleyen ne denebilir ki acaba? Şimdi aklıma bir hani onu doğru söyleyebilecek bir şey gelmedi ama NASA için ne denir? Hani bir şimdi firma diyemezsin NASA'ya, anlatabiliyor muyum yani? Bu NASA şey gibi bir şey değil. Yüksek bir yer. Oraya tam olarak ne denir? Tam olarak fikrim olmadığı için bir şey demeyeceğim ona. Ama güzel bir şey yani bence. Bu arada şu da söyleniyor abi. O yazıyı yayınlayan kişi YouTuber falan deniyor. Bu konu hakkında pek de bir fikrim yok ama olabilir. Olabilir yani. Gayet normal. Bunların olmaması zaten şey yani. Saçma olurdu. Çünkü düşünsenize abi, ben mesela Instagram'a veya Facebook'a bir şey yazsam 1 milyon kişi falan bunu okumaz yani. Azıcık kişi okur. Bu kadar da popüler olmaz. Ama adam Facebook'ta bir yazı yazmış abi, 1 milyon okunmuş yani. Sonra da yorum yazmış millet, gelirim gelmem diye. Yani öyle düşünün bir de. Demek ki bu ünlü birisi. O kişi hakkında bir araştırma yapmadım ama isim de veriyordu haber aslında. Ama ismini şu an unuttuğum için söyleyemeyeceğim. Bu arada geldik abi geleceğimiz yere. Ben şimdi birazdan şu şeye gireceğim. Tamirhaneye gireceğim. Orada da videomuzu bitireceğim abi. Evet geldik. Aslında bura tamirhane değil de ben buraya gireyim abi. Bura daha iyi. Bura daha iyi. Şöyle girelim abi. Videomuzu da bitirelim.
Şöyle geleyim be abi. Çarpma yok zaten. Tamam, şöyle gelip bitireceğim abi, evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi bu konseptin devam etmesini istiyorsanız lütfen like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. İleriki videolarda bahsedebileceğim konuları sizler de belirleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin kararınız. Umarım hoşunuza gitmiştir dediğim gibi. Bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı unutmayın ve bu videolarımızın takibinde olabilmek için de kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz diyelim. Drop it.